Avrupa'daki Alevi inancının yaklaşık 1000 yıllık tarihiyle en önemli merkezi haline gelmiştir. Dersim'in Ovacık, Hozat, Marazgit, Pertek, Çemişgezen, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde yüzlerce köyde Alevi Kızılbaş inancı yüzyıllar ötesinden günümüze her türlü bedellere karşılık süre gelmiştir. Seyit Mahmut Hayrani, Küreyşan, Baba Mansur, Üryan Hızır, Derviş Cemal, Sarı Saltık, Şıh Çoban ocakları yüzyıllar tarihinde sahip Dersim Alevi kültürlerini devam ettirmiştir. Şimdi Güvenç Aftal Ocaklı adlı külliyatın yazarı ve Tunceli Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Sayın Coşkun Kökel'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Cümleten hoş geldiniz. Aşkın yazlarla. Hüyü dost. Tabii söylenecek çok söz var aslında. Ama onlara girmek istemiyorum. Çok da heyecanlandım. Aylar sonra farklı diyarlardan bu yolun mensubu dedelerimizi, babalarımızı, analarımızı, aşıklarımızı, canlarımızı burada görmek, bir araya gelmek beni çok heyecanlandırdı. Sunumu yapan gencin belirttiği gibi mağruptan maşruba bu yol, bu hikmet, bu nefes ta o baştan, o hareket noktasından beri var ve var olmaya da devam edecek. Neden var olmaya devam edecek? Amasya Gümüşacı Köyü'nde Ali Pir Civan Ocağı gibi bir asalet varsa, 2000 metre rakımın üzerinde bir dağda, ta Tozanlı Dağı, Tekeli Dağı, Tokat Almus'ta, Hubyar Ocağı, ta Manisa Akhisar'a bu insanlığı hala aktarabiliyorsa, o ocağın dedesi Ahmet Coşkun dedem burada, hala Tokat'tan aşıp o dağdan inip Akhisar'ın sünnetçiler yatağın köyüne dedeliğe gidiyorsa, demin güzel dedem bir dua okudu, bir baba erenlerin dediği gibi coğrafya ilminde Big Bang var, büyük patlama. Erenlerin yolunda da Gülbank var diyor. Her şeyi dümdüz ediyor ve gerçeğe hü diyerek o kısa kelamla hakikati doğruyu ortaya koyuyor. İşte bu kilometreleri, bu dağları aşıp buna hükmeden ulu dervişlerden, ulu dedelerden, ulu ocaklardan birisi de canımızın ifade ettiği gibi asıl adıyla Seyit Halil Nureddin dede, Hazreti Hünkar Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin verdiği asaletle de Er Güvenci Abdal dede, Gümüşhane Kürtü'nde dört ayaklı affedersiniz bir keçinin bile dengede durmakta zorlandığı bir coğrafyada, mücerret bir derviş olarak vardığı bir dağ başında, 20 metrekare aşağısı uçurup düşen canın parçalarının bile bulunamayacağı bir dorukta, güzeller güzeli, gönlü güzel, değil mi güzel çaptal dedelerim? Sizin ulu ananız, koca ana, Topal Emine anayla başlayan bir birliktelik, iki canın arasındaki bir manevi aşk, bugün 15 ile 410 yerleşim birimine yüz binlerce insana varmış ulaşmış. Bu aşkla bu devran edip, sürüp, aşıp bugüne gelmiş ve bundan sonra da devam edecek, sürüp gidecek bir rahtır, bir gaterdir. Yüce erenlere ve Hakk'a şükrediyorum. Fakire bu nasip oldu. Burada Güvenç Abdal Ocağı dedelerinin yaklaşık sayı olarak hizmet süren %90 dedesi burada. Önce onlarla helalleşmek istiyorum. Sizin aracılığınızla ve vekaleten de taliplerinizle yıllarca o dağlarda, Canik'in dağlarında, Menet'in dağlarında, Kaçkar'ın dağlarında, Karadeniz'de seyir ettik, ziyarette bulunduk, cemal gördük. Hayatımın en büyük dersini ahlak adına, kişilik adına, adamlık adına, mertlik adına, erlik adına bütün ocaklarda, bütün diyarlarda, bütün tekkelerde gördüm ama
Güvence Aptal Ocağı'nın diyarında, Kuzey Anadolu'da, tabir yerindeyse Kürt ünlüler, Kuzey Erenlerin içerisinde özüyle, asaletiyle, en yalınlığıyla yaşadım, tattım. Bundan dolayı Rabbime şükrediyorum. Ve diyorum ki, işte Avrasya bu. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar bir yerlere insanlığı salmışlar, kamilliği salmışlar, Gül babalarla bu hakikati vermişler, Otman babalarla bu hakikati vermişler. Bugün Bulgaristan Deli Orman'dan canlarımız da burada. Bu birliği ve beraberliği pekiştirmek, Güvence Aptal Ocağı'na ve o adla kurulan bu derneğe de o yüzden sonsuz derecede teşekkür ediyorum. Başta başkanımız Adem Dağı'dır ve geçmişteki başkanlarımıza, yöneticilere, yönetim kurulu üyelerine, emeği geçen bütün canlara. Ne güzel bir örnektir. Hepsi yalandır. Tek hakikat budur. Trabzon bir imparatorluğun başkentiydi. Osmanlı Sultanı Yavuz'un şehzadelik yaptığı şehir Trabzon'du. Hepsi geldi geçti. 800 yıldır o diyarda Güvence Aptal Dede, hikmeti, ocağı, asaleti yaşıyor. Bu maneviyatla, bu güzellikle inşallah bu geleceğe de taşınacaktır. İlim ve irfanın beraberliğiyle. Yolda müsahiplik var. Bir de yaşamda ilim ve irfanın da müsahip olduğuna inanıyorum. İnşallah o duygularla, o asalet, o niyetle, o çabayla bunlar devam eder. Ve bu yol Erenlerin hürmetiyle daim olur. Kırmadılar, farklı üniversitelerden hocalarımız da Bakü Üniversitesi'nden, Kafkas Üniversitesi'nden, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ne kadar teşrif ettiler, buyurdular. Onlara da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Dedelerimize, Anadolu'dan, Balkanlardan buraya teşrif eden. Hak cümlenizden razı olsun. Bu üç günlük muhabbetle inşallah Erenler katında hak niyetinde bir yerlere kaydolur. Allah'a emanet olun.